Çapa Marketler Zinciri Ana Haber Bülteni sunar. Mutlu bayramlar sevgili izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın edip bayram namazına yoğun ilgi gösterdi. Gez Mahallesi Camii'nde yapılan vaazda özellikle 11 ayın sultanı Ramazan'ı idrak ettikten sonra bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu bayram gününde kırgınlık ve dargınlıkların geride kalması gerektiği, insanların birbirlerine her konuda yardımcı olması gerektiği belirtildi. Yönelse sonu ayet-i kerime, "Tedhuluha halidin." Buyurun, bu cennete buyurun, bu cennet sizin için ebedi bir yurdunuz olacak. Yeriniz burada olacak, ebedi. Ne ölmek var, ne hastalık var, değil mi? Ne sıkıntı var, ne geçik derdi var, değil mi? Ne bulaşık derdi var, ne bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Ya ne var orada? Sadece zevk var, zevk. İşte bir Müslüman zevki orada yapacak. Nerede cennet? Dünyada böyle bir şeyi Allah yaratmamış. Dünyada Allah böyle bir zevki yaratmamış. O nerede olacaktır? Cennette, ahirette olacaktır inşallah. Allah hepimizi bu inşallah oraya koyar inşallah. Muhterem cemaat, hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak hepimizi hakkıyla merhamet etsin inşallah. Amin. Yalnız şunu kısaca bir şey söyleyeyim. Bak bu bayram, Allah kabul eden, bunları terk etmeyin. Müslümanlar birbirini ziyarete girsin, ziyarete, ziyarete. Herkes komşusunu, büyücünü, akrabasını, yakınını, değil mi? Sakın başka şeylere kafa yok. Gidin, birbirinizi ziyaret yapın. Bayramlar, iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. Bayramlar, inancı, ibadeti, tarihi ve kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturarak bizi istikbale karşı taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara sürekliliği kazandıran müsnesna zaman dilimleridir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lillahil hamd. Bayram duasından sonra kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar kabir ziyaretinde bulunarak kaybettikleri yakınları için dua etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent mezarlığına gelen hem kabir temizliği yaptı hem de Kur'an-ı Kerim okudu. Duanın ardından mezarları da sulayan vatandaşlardan bazıları yanlarında getirdikleri çikolata, şeker ve bisküvileri çocuklara dağıttı. Öte yandan Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hatem Tetik ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, şehitliğin bakımsızlığından yakınarak ilgilileri göreve davet ettiler. Öncelikle tüm İslam aleminin, Türk milletinin Ramazan bayramını
canı gönlünden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii bizler şehit ailesi olduğumuz için her gün buradayız, şehitlikteyiz. İnşallah şehitlerimizin akan kanları bu mübarek Ramazan gününde yerde kalmasın diyoruz. Öncelikle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk milletinin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin Ramazan'ın şeriflerini, Ramazan'ın bayramlarını en içten kalbi duygularımla kutluyorum. Aziz şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. Hayatta kalan gazilerimize sağlık, mutluluk diliyorum. Ayrıca ben şehitlikten bahsetmek istiyorum. Şehit ve Gaziler Derneği olarak şehitliğimizin bakımsız olduğunu, suların, muslukların bozuk olduğunu, otların kurumuş, her taraf çöp, pislik içerisinde olduğunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve Kolordu Komutanımızla görüşeceğiz. Gerekirse buraya bir bekçi ve iki bekçi tahsis edilmesini isteyeceğiz. Bu konuyla ilgili herhangi bir ilerleme kaydedemezsek ise Şehit ve Gaziler Derneği olarak kendi cebimizden adam tutarak buranın bakımını yaptıracağız. Erzurum'da protokol üyeleri bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında samimi görüntüler yaşandı. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, 9. Kolordu Komutanı Kor General Kamil Başoğlu, Cumhurbaşkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanı Kasım Yekeler, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, askeri ve mülki erken katıldı. Vali Altıparmak, protokolün tebliğini kabul ettikten sonra davetlilerle sohbet etti. Öğretmen evindeki bayramlaşma programının ardından Vali Altıparmak ve Protokol Polis evindeki bayramlaşma programına katıldı. Vali Altıparmak, teşkilat mensuplarının bayramını tebrik etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bayramlaşma programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada rahmet, mağfiret ve günahlardan kurtuluş ayı olarak bilinen Ramazan ayının geride kaldığını, bayrama erişmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bir bayramlaşma merasimi de Büyükşehir Belediyesi'nde vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler personeliyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Haydi bakalım.
Hadi seyir. Öldüreceğim sana başkanım. Bayramın Ramazan ayının bittiği için değil de iyi bir şekilde sonlandırılması dolayısıyla kutlandığını belirten Başkan Ahmet Küçükler, "Bugün bunun için bu bayramı yapıyoruz. Bu Müslümanların bayramı. Bu bayramı kutlamak hepimiz için çok sevindirici. Biz burada Allah'ın dediğini ve istediğini yaptığımız için bu bayramı kutluyoruz. Herkesin gerçek manada bayrama erişmiş, bayramı bayram olarak kutlayan kullardan olmamızı Allah'tan diliyorum. Bugün dünyada birçok ülkede Müslümanın kanı döküldüğünü görüyoruz. Bundan dolayı da üzüntümüz çok fazla. Asıl bayram o ki hiçbir Müslümanın kanının dökülmediği, kan ve gözyaşının olmadığı, gerçek manada kulluğun hüküm sürdüğü, hakim olduğu günlerde inşallah bayramı kutlarız. Asıl bayram böyle olur. Bir tarafta hala yüreğimiz sızlıyor, Allah o Müslüman kardeşlerimize yardım etsin," dedi. Bugün dünyada birçok ülkede Müslüman kanının döküldüğünü görüyoruz. Bundan dolayı da üzüntümüz çok fazla. Asıl bayram o ki hiçbir Müslüman kanının dökülmediği, kan ve gözyaşının olmadığı, gerçek manada kulluğun hüküm sürdüğü, hakim olduğu inşallah günlerde bayramı kutlarız. Asıl bayram böyle olur. Bir tarafta hala yüreğimiz sızlıyor. Allah o kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin diliyorum. Evet, biz bir ekibiz, bir aileyiz, güçlü bir aileyiz. Muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, personelimizle biz şehrimize hizmet etmek için görev yapıyoruz. Belediyecilik, belediye ile bağlantılı görev yapmak inanılmaz derecede manevi bir havası olan bir çalışma. Çünkü biz hep şunu düşündük, çok uzatmayacağım sözlerimi. Bir hizmeti yapmak bugün dağ mahallesinde, şehitlerde, süt evlerinde, üniversite civarında veya herhangi bir ilimizin herhangi bir köşesinde doğan, bugün doğan bir bebeğin kaderini çizmesinde etkili olacak diye düşünüyoruz. Hizmeti bu mantıkla yapıyoruz. Çünkü geleceğimizi güzel noktalara taşıyabilmemiz için samimi bir şekilde çalışmak durumundayız. Hepimiz bu mantıkla çalışıyoruz inşallah. Bunu biz hep şu örnek veriyoruz. Biz iki dönemde, birinci dönem tabir caizse fidanı ektik. İkinci dönem ağaç olmasını bekledik. Ve şu an ağaç meyveye durdu. Bu dönemde inşallah meyveyi yiyeceğiz. Amaç şudur: vatandaşımıza biz ne fidanı ne ağacı ikram edemedik. Çalışmalarınızda her birinizin başarılar diliyor. Bu Ramazan bayramının en güzel şekilde geçmesini, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, Allah ağız tadınızı bozmadan güzel bir bayram ve ondan sonra da hayatımızın en güzel şekilde geçmesini diliyor. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Erzurum'da Ramazan bayramı süresince toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Erzurum'da Ramazan bayramı süresince toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada şöyle denildi: Ramazan bayramı boyunca toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacak. Bayram namazına müteakip merkez camilerimizden mezarlık ziyaretleri için araçlar ücretsiz olarak kaldırılacak ve vatandaşlarımız tekrar şehir merkezine taşınacaktır. Öte yandan bazı vatandaşlar ise özel halk otobüsü ve minibüslerin de bu uygulamaya dahil edilmemesine tepki gösterdi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun benden. Bu bayramda bu iyi. Vatandaşa şunu gösterdi. Çok memnun olduk. Güzel.
uygulaması tebrik ediyoruz. Çok güzel olmuş. Belediyemizden Allah razı olsun. Çok güzel. Başkanımızdan Allah razı olsun. Allah razı olsun başkanımızdan. Güzel uygulama var. Arabalar beleş çalışacak. Çok güzel bir uygulama. Yani bayramda güzel oldu. Farklı bir şey oldu en azından. Küçük de olsa sevindirici bir şey oldu. Ahmet Küçük'e teşekkür ediyoruz. Başkanımıza baştan teşekkür ederiz. Hizmetlerin tabii ki bu şekilde yapılması gayet güzel bir şey. İlimize tabii ayrı sistemle getirilebilir. Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey. Keşke mesela bu halk güzel, halk otobüsü aynı o şekilde olsaydı. En az milletimiz daha rahat gezerdi. Daha rahat bayramı geçerdi. Ramazan bayramı boyunca fırınların ekmek çıkarmaması ve nöbetçi fırınlarında olmaması vatandaşı bayat ekmek yemeye yönlendirdi. Ekibimiz bugün bu konu üzerine vatandaşlara mikrofon uzattı. Ramazan bayramında çalışan işçilerin bayram tatili yapabilmeleri için bayramın birinci ve ikinci günü olan 8 Ağustos Perşembe ve 9 Ağustos Cuma günü fırınlarda ekmek çıkmayacağı belirtildi. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken bazıları da bayramın fırın işçilerinin de hakkı olduğunu söyledi. Başta fırın belediyede başladı abi, belediye. Orada gereken tavrını koyacak. Gerekiyor ekmeğe nöbetçi usulü en azından yani. Evet. Bunu bu şekilde açtıracak. Yoksa millet neden ekmeğe usulü teşvikine kadar 4 kilometre bayar ekmek yiyecek. Onlar da bayram yapacak. Çevresiyle, büyüğüyle, küçüğüyle, çocuğuyla. Onlar da insan. Yani 3 tane 5 tane fazla al. Evet, ekmeğini biriktir. 3 günün tedbirini alırsın. Ondan sonra. Yani herhangi bir afet oldu mesela. O zaman ne yapacaksın ki yani? Ne diyeyim yani, her zaman aynı şeyi yapıyorlar yani. Yani milletçi yani alan olur, alamayan olur, çerçe olur, yemeyen olur, misafiri gelir. Yani sıkıntı olur yani. İzinlerle düzgün kullansalar herkes bayramda bir gün ekmek çıksa ne olur? İyi olmaz mı? Her zaman aynı yani, 3 gün ekmek çıkmıyor. Yani her gün bayramda da 3 gün ekmek çıkmıyor. Çıkmıyor ya, ne de kaderimize katlanacağız. Belki katlanacağız, başka bir şey yapamaz. Çıkma demeyiz, millet ne yiyecek? Çok saçma bir şey. Hayır, çıkma demeyiz. Biz bayramda herkes ekmek çıkacak, sıcak sıcak ekmek yesin. Ekmek çıkmasa çok saçma olur. Sana bir Ramazan boyunca sıcak ekmeği kavuşturdular. Adamların evi var, çoluğu var, çocuğu var. Onlar da tabii ki bayram yapacak. Yani 3 gün ekmek, bayat ekmek yesen, sen de fedakarlık etsen fırıncıya zarar mı olur? O da evine, çoluğuna, çocuğuna rahatça bayramını yapsın. Bunda hiç kimsenin rahatsız olmaya da hakkı yok. Biz öyle oluyor ki bir haftalık ekmeğimizi alıp gidiyor. Ya farklı olay. Canım. Farklı olay ama o da zamanında evini alsın. Yani şeyin ekmeğini. Aslında ben arkadaşım. İş bayatlamıyor vallahi. Bayat ekmeği de fırına atıyoruz. Fırına ocakta istediğiniz tatlı yapınlar. Tatlı yapınlar. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Dünyadaki en büyük hazine sağlık ve mutluluk sizlerin olsun. İyi bayramlar. Çapa Marketler Zinciri ana haber bültenini sundu.